limfa dokusu, dişin sinir ve kan damarlarına ihtiva eden, dişin canlılığını sağlayan bir dokudur. Dişin üzerinde biriken plaklar ve ağız içi mikroorganizmaların birleşmesiyle diş yüzeyinde oluşan çürüklerin, temizlenemeyen çürüklerin devam ederek içerideki canlı dokuya ulaşmasıyla beraber diş pulpası iltihaplanabilir. Ya da herhangi bir dişe uzun süreli ya da kısa süreli gelen bir travma sonucu ya da diş eti hastalıkları sonucu da pulpa dokusu iltihaplanabilir. Bu gibi durumlarda eğer geri dönüştürülebilir bir pulpa iltihabıysa dişin yüzeyindeki tüm çürük temizlenerek araya koruyucu bir bariyer konularak dişe bir dolgu yapılır ve diş takip edilir. Eğer geri dönüştürülemeyen bir iltihaplanmaysa da tüm pulpanın çıkartılarak sızdırmaz bir şekilde dolgu yapılarak kanal tedavisi dediğimiz işlem uygulanır dişe ve diş uzun süre ağza durması için takip edilir. Kanal tedavisi yapılan dişin tüm sinirleri alınır. Ancak bu sinirler normalde kökün ucundan devam ettiği için kökün ucunda bir yara yüzeyi oluşur. Hastalar birkaç gün dişin üzerine basarken ağrı hissedebilirler. Bu çok normaldir. Çürükle yapılan bir kanal tedavisinin başarı oranı %95 civarındadır. Eğer kök ucunda çok büyük iltihap varsa bu başarı oranı birazcık daha düşmektedir. Bazı durumlarda da başarısız yapılan, eksik yapılan kanal tedavilerine kanal tedavi yenileme dediğimiz işlemler yapılır. Bu işlemlerde de başarı oranı maalesef %65-70 civarındadır.